İyi gördüm hepinizi. Rabbe hamd olsun. Hepiniz çok güzel gözüküyorsunuz. Aa, ne güzel. Şunu hatırlatmak istiyorum. Bütün bu geçen İncil okulu uyanış zamanında iyi bir zaman geçirdik değil mi? Evet. Ve tahmin etmediğim kadar Rab söz verdi. O zaman, o süre boyunca ben bile yani beklediğim şeyler değildi yani normalde. Özellikle de dedim ki sel basacak, değil mi? Ondan sonra ben buradayken zaten dolup taşma zamanı diye Pastör Güçlü oraya yazmış toplantıları, Avrasya Uyanış Konferansı için dolup taşma zamanı yazmış. Tamamen birbirimizden böyle haberimiz olmadan. Ben buradayken sel basacak derken o da dolup taşma zamanı olacak yazmış konferansta. Yani Tanrı bir şeyler konuşuyor ve ben gerçekten bunun beklentisi içindeyim. Dolup taşma zamanı olacak ve yani ne demek aslında bu dolup taşma zamanı? Demin Pastör Hamdi okuduğu ayette diyor ki veriniz size verilecek, bastırılmış, silkelenmiş, dolup taşan bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Yani dolup taşan bir ölçekle kucağımıza boşaltılması için bizim verici olmamız lazım. Ve aynı zamanda bunu şununla da birleştiriyorum. Yani gördüğüm bir görümde imanlıları teşvik etmeye çalışıyordum. Diyordum ki o kadar yakın ki hasat zamanı. Bir de geçen işte bir 10 gün önce söylediğimde sel basacak diye. Yani her şey birbiriyle bağdaşıyor aslında. Sel basacak. Yani böyle selin gelip bütün herkesi aştığını gördüm. Nasıl hani tsunami gelir? Taşar, herkes etkilenir tsunami gelse. Onun gibi selin gelip herkesi taşırdığını gördüm. Ve bu da aynı zamanda öbür verdiği görümle birleşiyor. Ki o da imanları çok kısa zaman kaldı. Hasat zamanına bu kısa zamanda eğer şimdi ekecekseniz hayatınızda ilk defa şimdi ekin diye yani insanları teşvik ediyordum. Yani şimdi ekme zamanı, şimdi ekme zamanı, şimdi yani eğer Tanrı'ya yaklaşacaksan şimdi yaklaşma zamanı. Eğer ekeceksen şimdi ekme zamanı gibi. Böyle ve ondan sonraki gün Tanrı dedi ki onların eliyle mucizeler yapacağım. Mucizeler, harikalar, belirtiler yapacağım. Hazır olsunlar. Bu konuda paylaştım, hazır olmak konusunda ve beklenti içinde olmak. Ve aynı zamanda da ondan sonraki günde dedim ki herkesin bu aralığa kadar zaten çok az bir zaman var. Şimdi bile hani doğal olarak düşündüğüm zaman şey geliyor hani tuhaf geliyor ama çok az bir zaman var, 2 ay kadar. Ve bu 2 ay içinde birçok insanın boyut değiştirdiğini gördüm. Yani buradaysa oraya, oradaysa buraya, oradaysa oraya boyut atladığını gördüm yani. Farklı konumlarda olduğunu ve boyut atladıklarını gördüm. Yani Rab bir şeyler yapmak istiyor ve bunu da çok kısa zamanda yapmak istiyor. Bizim aracılığımızla ve bizimle birlikte yapmak istiyor. Ve müthiş şeyler bunlar aslında. Hepsini bir araya getirdiğim zaman harika şeyler olacak hayatımızda. Ve dolayısıyla ben Rab'be sordum yani bugün benim son pazarım. Aralık'ta hepinizi göreceğim tekrar. Ama Rab'be dedim ki yani bugün ne paylaşayım onlarla? Ve şöyle bir şey hissettim. Size başarıya ulaşmanın sırlarını paylaşacağım. Başarıya ulaşmanın sırları. Yani Tanrı hepimizin başarılı olmasını istiyor. Hepimizin. Hepimizin ve bu mümkün. Mesela bir insanlar başarıya ulaştıkları zaman hayatta işte herkes ulaşamaz mesela başarıya hayatta ama bazı insanlar başarıya ulaştıkları zaman deriz ki şu insana bak ya başardı filan. Şu insana bak işte ne güzel başardın işte şöyle başarılı hayat sürüyor işte her alanda, ne hangi alanda olursa olsun şöyle başarılı, şöyle başarılı falan böyle bir şeyler yaptı, katkıda bulundu falan.
Ama ne yazık ki bakıyoruz ki herkes başarıya ulaşmıyor hayatta. Ama Tanrı'nın isteği nedir? Herkesin başarıya ulaşması. Dolayısıyla ben bu başarının sırları var. Başarının sırları var ve başarının sırlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Ve bunları not alabilirsiniz tabii ki, çünkü bunlar hemen bugün öğrenip de yani 3 ay sonra unutacağınız şeyler olmamalı. Hayat boyunca yerleştireceğimiz şeyler olmalı. Hayatımıza, yaşamımıza yerleştireceğimiz şeyler olmalı. Ve her zaman prensip olarak gözümüzün önüne koyduğumuz, gözümüzün önünde bulunup da ona bakaraktan böyle hayatımızı sürdürdüğümüz şeyler olmalı. O yüzden yani şunu bilmenizi istiyorum. Tanrı hepinizin başarıya ulaşmasını istiyor. Hangi alanda başarıya ihtiyaç duyuyorsanız o alanda başarıya ulaşmanızı istiyor. Her alanda başarıya ulaşmanızı istiyor. Dolayısıyla şuradan başlayacağım ayete. Yeşu 1.8'de, herkesin bildiği bir ayet bu. Yeşu 1.8'de diyor ki, yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı'nın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Bir imanlı olarak en çok ihtiyacımız olan şey Tanrımız Rabbin. Gideceğimiz her yerde bizimle birlikte olması. Her yerde, iş yerinde, kilisede, günlük hayatımızda, her yerde gideceğimiz her yerde Tanrı'nın bizimle birlikte olması ve bizi başarıdan başarıya götürmesi. Bizim için en önemli şey. Dolayısıyla birincisi, bu ayete baktığımız zaman ilk önce yapmamız gereken şey Tanrı'nın sözünü kişisel hayatımızda öncelik yapmamız gerekiyor. Bu birinci madde. Tanrı'nın sözünü kişisel hayatta öncelik yapmamız gerekiyor. Yani başka şeyleri değil. Bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada yaşarken hayatımızda başka şeyler önceliğe geçebiliyor. Neye ihtiyacımız varsa onlar önceliğe geçebiliyor. Ve öncelik olabiliyor hayatımızda. Ve mesela paraya ihtiyacımız varsa hayatımızın önceliği para oluyor. Yani en önem verdiğimiz şey para oluyor birdenbire. İhtiyacımız varsa ve hayatımızın önceliği paraysa ona göre yaşantımızı düzenliyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey, biliyor musunuz? Yani 18 yıldır işte pastörlük hayatımda çok gördüm ki hayatında ilk öncelik para yapan insan, imanlılar diyeyim. İlk önceliği para yapan imanlılar, ki nerede para oraya gider. Nerede para o işi yapar. Ve Tanrı'nın sözü ikinci plana düşer. Anlatabiliyor muyum? Mesela para kazanma fırsatı başka şehirde çıktı mesela. Başka şehirde kilise yok, hiçbir şey yok ama para peşine gider o işe ve kiliseden ayrılır. Ondan sonra onun hayatına bakarsın, yani birdenbire düşme olmuyor. Yani bir gün Tanrı için çok aç ve çok ateşliyken ertesi gün tamamen soğuk olmuyorsun. Ama düşüş yavaş yavaş oluyor. İşte hayatın önceliğini eğer para belirlerse ve sen paranın peşine gidersen, yani önceliklerini paraya göre belirlersen, mesela nerede, diyelim Kayseri'de daha fazla maaş veren bir iş buldun diyelim. Hadi buradan git Kayseri'ye, bu kiliseyi bırak, bu imanlı ortamı bırak, Kayseri'ye git, orada yaşamaya başla. Daha fazla, belki şu anda aldığın maaşın 1,5 katını veriyorlar diye falan, böyle çok gördüm. Ya da başka ülkeye taşınan. Yani ya da başka bir şey, ya da hayatında mesela kızının, eşinin, çocuğunun, yani veya akrabasının Tanrı sözünden daha öne geçen insanlar gördüm. Öncelik verdikleri insanlar gördüm ve o insanlara göre hayatlarını belirliyorlardı. Tanrı sözüne göre değil. Ve mesela diyelim o insanlar imanlı değil, Mesih imanlısı değil. Eğer o insanlara göre hayatının önceliğini onlar yaparsan, Tanrı sözünü ikinci plana düşürürsen, o da seni çukura götürecek. Böyle çok, mesela özellikle evlilikte
bir eş tam Tanrı'yı izlemek istiyor. Bir tanesi o kadar izlemek istemiyor. O evlilikler her zaman böyle şey olmuştur. Yani çatışma içinde. Çatışma içinde ve tamamen mutsuz işte geçerekten falan. Yani ya da başka şekilde mesela diyelim ki oğlu veya kızı işte annesinin babasının Mesih imanlısı olmasını istemiyor. İşte tabii ki çok yakın olduğu için Mesih'i bırakıyor oğlu ya da kızı yüzünden falan. Yani çok acı şeyler oluyor hayatta ama önceliklerimizi başka şöyle şeylere göre değil, paraya göre değil, akrabalara göre değil, artık neyse yani belirlemezsek, sadece Tanrı'nın sözünü bir hayatımızda birinci öncelik yaparsak ve Tanrı'nın sözü ne diyorsa ona göre yaşarsak, hayatımızdaki diğer olumsuz görünen şeyler de ne bileyim ben para eksikliği, şu eksikliği, bu eksikliği, ilişkilerdeki sorunlar falan, onlar hepsi zamanla düzelecektir. Ama önemli olan hayatınızın birinci önceliğinden ödün vermemek. Ödün vermemek. Çünkü ödün verdiğiniz sürece nasıl biliyor musun? Böyle düz bir çizgiyi ilerleyemiyorsunuz ödün verdiğiniz sürece. Hep böyle inişli çıkışlı bir hayatınız oluyor. Bir gün harika geçiyor. Yukarılarda uçuyorsunuz. Bir gün düşüyorsunuz. Yani çoğu Mesih imanlısının hayatı böyle bir yukarı bir aşağı geçiyor. Bir yukarı bir aşağı. Yani bir gün birkaç ay ya da çok mutlular, çok harikalar. Ondan sonra bir şey oluyor. Hemen düşüyorlar falan böyle. Yani Tanrı bizim istikrarlı bir hayat sürmemizi istiyor ve Tanrı'nın sözü istikrarlıdır. Dolayısıyla eğer Tanrı sözünü hayatımızın birinci önceliği yaparsak o zaman istikrarlı bir hayat süreceğiz. O yüzden bundan ödün vermememiz lazım. Yani başarıya götüren başarının sırlarından bir tanesi Tanrı'nın sözünü hayatımızda birinci öncelik yapmak. Amin. Başka şeyleri değil. Eğer onu birinci öncelik yaparsak başka şeyler de düzene girecek hayatımızda. Belki yarın girmeyecek ama biz istikrarlı olduğumuz sürece onlar mutlaka Tanrı sözüyle hizaya gelmek zorunda. Amin. Tanrı sözü ne diyorsa onunla birlikte hizaya gelmek zorunda. Ve ikincisi de şu. Tanrı sözünü hayatın önceliği haline getirdin. Ve ikincisi de Tanrı sözünü yazıp görebileceğin bir yere koyarak tekrar etmek. Yani Tanrı sözünü yazman gerekiyor. Ne için iman ediyorsan o konuda ayetleri bulacaksın kutsal kitaptan. Ve o konudaki ayetleri yazacaksın kağıtlara. Artık tahta varsa evinde tahta yaz. Ama nereye yazarsan yaz onları yazacaksın ve gözünün göreceği bir yere yapıştıracaksın. Buzdolabın üstü olur, ne bileyim duvar olur, nereye yapıştır. Mesela benim bir arkadaşım vardı İngilizceyi çalışırken daha fazla kelime öğrenebilmek için bilmediği kelimeleri kağıda yazar evin her yerine yapıştırırdı. Niye? Çünkü her yerde dolaşırken o kelimeyi göz önünde görsün ve öğrensin, ezberlesin diye. Ve ne zaman ezberliyor o zaman o kağıdı değiştiriyor, başka kelimeyi koyuyor önüne. İngilizceyi böyle böyle çalışıyor. O şimdi Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı'nda öğretmen oldu. Yani ne için başarmaya çalışıyordu? İngilizce öğrenmeye için başarmaya çalışıyordu ve sonuçta Amerikan Dili ve Edebiyatı'nda öğretmen olmak bu başardı sayılır ve hedefine ulaştı sayılır, öyle değil mi? Ama nasıl yaptı bunu? Yazdığı kelimeleri bilmesi gereken ve evin her yerine yapıştırdı ve öğrendi. Yani bizim de imanlar olarak neye iman ediyorsak bunu yazmamız gerekiyor. Buradaki ayetleri bulmamız gerekiyor. Yazmamız gerekiyor kağıtlara. Ve göreceğimiz yerlere yapıştırmamız gerekiyor. Ve her gördüğün zaman, her kafanı döndürüp o kağıdı gördüğün zaman orada yazan ayeti tekrar etmen gerekiyor. Yüksek sesle. Niye? Çünkü iman işitmekle gelir. İşitmek Tanrı sözü aracılığıyla olur.
ve senin imanın senin sesinle çoğalır aslında. Yani ben mesela burada bir iman dersi verebilirim size. Siz böyle kafa sallayıp eve gider her şeyi unutabilirsiniz. Ama eve gittiğiniz zaman ya da kendiniz ayetleri bulup yazıp kağıda ve onları yapıştırdığınız zaman ve onu kendi ağzınızla ikrar ettiğiniz zaman imanı ikrar ediyorsunuz. Kendi sesinizi kendi kulağınız işitiyor ve yüreğinizde iman artıyor. İman demek aynı zamanda Tanrı'nın sözlerine olan güven demek ve Tanrı'nın yapacağını, sizin için çalışacağını bilmek demek. Ve kendi sözlerinizle bunu ikrar ettiğiniz zaman imanınız çoğalıyor. Tanrı bunu istedi işte Yeşu'dan başarılı olması için. Bunu yaparsan başarılı olacaksın dedi. Dedi ki gece gündüz onu düşün ve bunları dilinden düşürme. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Bu bugün de bizim için geçerli. Sadece Yeşu için söylenmiş bir söz değil. Çünkü neden? Hepimizin başarıya ulaşmak istediğimiz noktalar var hayatımızda. Ve bu da her zaman böyle devam edecek. Bugün mesela bunun için iman ediyorsunuz. Onu aldınız ama bundan sonra hayatınızda hayatta hiçbir şey için iman etmeyeceksiniz değil yani. Bugün bunun için iman ediyorsun ve onu ikrar ettin. Ona iman ettin, onu aldın. Belki birkaç ay sonra veya birkaç yıl sonra başka bir şey çıkacak. Yine iman etmek zorunda oldun. Hayat böyle. Bu hayatı da eğer bir kere hayatımızda yerleştirirsek bu prensipleri, o zaman her seferinde, her zaman bir şeye iman ettiğim zaman her seferinde daha kolaylaşıyor. Bugün mesela 20 lira için iman edersin. Çok böyle imanlı yani kullanırsın, tamam mı? Ama bu prensipleri hayatına yerleştirdikçe tamam bir gün bir ulus için iman edersin. Bugün kendi kiranı ödemek için iman kullanırsın ki aman ödeyeyim ben bu kirayı diye imanı kullanırsın. Yarın öbür gün başka bir ülkede başkalarına kilise binası almak için imanını kullanırsın. Değil mi? Değil mi? Ve biliyor musunuz? Vermek almaktan daha büyük bir sevinç. Kendi kiranı ödemek müthiş bir sevinç ama başkasının kirasını ödemek daha büyük bir sevinç. Ve imanlar olarak Tanrı bizi bunları yaşamamızı istiyor. Bunları yaşamamızı istiyor. Yaşayabiliriz. Ne güzel değil mi? Birincisi neydi birincisi? İkincisi neydi? Yapıştıracaksın ve tekrar edeceksin. Amin. Üçüncüsü şu. Hiçbir zaman demek. Bir kere bile karamsar, negatif ya da olumsuz, umutsuz olmayacaksın. Hiçbir zaman. Unutma ki umut imanın başlangıcı. Umudunu yitirirsen imanın çalışmaz. Umudunu yitirirsen ne olur biliyor musun? Negatif. Depresyona girmiş, artık hiçbir iyi bir beklentisi olmayan herkes gibi ya da çevrendeki gibi bir insan olursun. Hiçbir zaman karamsar, negatif, umutsuz olmayacaksın. Kendini bundan koruman lazım. Nasıl koruyacaksın peki kendini karamsarlığa düşmekten ya da olumsuzlu bir insan olmaktan, negatif bir insan olmaktan kendini nasıl koruyacaksın? Size şunu söyleyeyim. Negatif düşünceler, olumsuz düşünceler herkese geliyor. Yani bir kişi derse ki bana benim hiçbir olumsuz düşüncem yok hayatta. Hiçbir zaman negatif düşünmedim. Dese yalan olur.
Çünkü bu olumsuz karamsarlıklar, negatiflikler herkese gelir. Ama o düşünce geldiği zaman o düşüncenin üzerinde kimin yetkisi var? Sizin yetkiniz var. Kendi düşüncenizin üzerinde kimin yetkisi var? Kendi düşüncenizin üzerinde kimin yetkisi var? Kendi düşüncenizin üzerinde kimin yetkisi var? İşte bu. Negatif düşünceler geldiği zaman onları, tamam mı, farkında olmak çok önemli. Farkında olmak çok önemli. Yani bir adamın lafı var. Yani üzerinden kuşların uçmasını engelleyemezsin. Ama üzerinden geçerlerken kafana pislemesini engelleyebilirsin. Yani üzerinden kuş geçiyor diye ille kafana pislemek zorunda değil. Bunun gibi kafandan negatif düşünceler geçiyor diye ille o negatif, olumsuz, karamsar, umutsuz düşüncelerin bir kuş gibi kafanda yuva etmesine ve o yuvaya iyice yerleşmesine, hatta o yuvadan daha içeriye kafandan yüreğine inmesine, yüreğine iyice yerleşmesine, seni tamamen umutsuzluğa sürüklemesine, depresyona sürüklemesine, hatta depresyondan sonra daha da ileri seviyeler var, cinlerin ele geçirmesi falan, oralara gitmek zorunda değilsin. Kendi düşüncen üzerinde kimin yetkisi var? Bazısı düşünüyor, gerçekten benim yetkim var mı? Kendi düşüncen üzerinde kimin yetkisi var? Evet, bizim yetkimiz var. Başka kimin olabilir ki? Benim senin düşüncen üzerinde hiç yetkim yok aslında. Ben sana diyebilirim ve bütün toplantı boyunca böyle emme basmak tulumba gibi kafayı sallar. Ondan sonra asansöre biner. Asansörden aşağı inerken hepsi uçar gider. Binanın kapısından dışarı çıktığın anda birisi sana sorarsa, Pastör Gül ben bugün vaaz etti diye. O ne vaaz etmişti? Ne maze, kuşlar galiba. Kuşlardan bahsettiğini hatırlıyorum. Gerisini pek hatırlayamıyorum şeklinde dönüşebilir. Dolayısıyla bu şu demek. Benim senin düşüncelerin üzerinde hiçbir yetkim yok. Bir ara uyurken uyandım, millet gülüyordu. O zaman biraz kulak verdim, kuşlardan bahsediyor. O zaman sadece kuşlar duydun sen ve gittin yani. Ama şunu söyleyeyim, tamam mı? Negatif düşünceler herkese geliyor. Olumsuz düşünceler herkese geliyor. Ama onların gelip kafanızda yuva yapmasına izin vermemek sizin elinizde. Unutma ki umut imanın başlangıcı. Umudunu yitirirsen karamsar olursun, olumsuz bir insan olursun. Olumsuz insanları her gün görüyorsunuz, öyle değil mi? Yetmedim canınıza olumsuz insan göre göre yani. Etrafınızda. Etraf böyle insanlarla dolu. Bu tür davranışlar, bu tür davranış biçimleri, bu tür düşünce yapıları insanı nereye sürükler? Tabii ki olumsuzluğa sürükler, tabii ki umutsuzluğa sürükler, tabii ki depresyona sürükler. Değil mi? İşte bunlara izin vermeyeceksiniz. Kendi kafanızda kendi yetkiniz var. Kendi kafanızda kendi yetkiniz var. Yetkinizi kullanın. Hatta bu konuda ayet bile var.
Filipililer 4. bölüm 4'den 9'a kadar diyor ki Rab'de her zaman sevinin. Her zaman demek her zaman demek. Ne demek? Durumlar iyi olsa da kötü olsa da demek her zaman. Çünkü durumlar her zaman iyidir zaten kutsal kitapta söylemiyor. Dolayısıyla durumlar iyiyse de kötüyse de her durumda sevinin diyor. Hatta anlamıyorlar diye bir daha söylüyor. Yine söylüyorum sevinin. Bazı şeyleri iki kere söylemek lazım. Yine söylüyorum sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Hiç kaygılanmayın. Bunu Tanrı size söylüyor. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Ama yalvararak diyor ya, o yalvarmak böyle şöyle bir yalvarmak değil. Biliyor musunuz bu dincilik biliyor musunuz? Ben bunu da gördüm. Hani orada diyor ya Tanrı'ya yalvararak bildirin. Bazı kiliselerde benim bu şekilde yalvarmam gerektiğini söylediler, öğrettiler. Ben Kore'deyken. Ben daha yeni imanlıyken böyle öğrettiler bana. Yani ağlamazsan Tanrı duymazmış. Yani yeni imanlıyken bile tamam mı aklıma yatmamıştı da. Yine de böyle işte bir dinciliğin içinde buldum kendimi o yüzden. Hani ama hiçbir zaman ağlayamadım yani. Hayır yani tamam kötü durumlardan geçersin seni üzer falan da. Hani bu ayete göre ağlamam gerektiğini tamam mı anlayıp da ağlayamadım yani. Burada öyle demiyor. Tanrı'ya yalvararak. Hani yalvarmak hep böyle negatif bir şeydir yani. Bizim kültürde de öyle. Hani yalvarıyorum. Böyle bir şey değil. Yani diyor ki bir kere her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya ne için iman ediyorsanız edin. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Ne demek bu? Tanrım sen biliyorsun. İnsan nasıl dua etti? Baba sesimi şu anda duyduğunu biliyorum. Beni işittiğini biliyorum. Ve teşekkür ediyorum şunun için. Ekmekleri yukarı kaldırdı. Dedi ki baba sesimi duyduğunu biliyorum. Ve teşekkür ediyorum bu ekmekleri çoğaltacağın için. Sonra indirdi ve dağıttı. Beklemedi bile öyle saatlerce dolsun taşsın. Öyle. Yani beklemek bile imansızlık aslında. Sen Tanrı'ya şükrettiğin zaman ve baba benim sesim işittiğini biliyorum ve teşekkür ediyorum bu ekmekleri çoğaltacağın için. Sonraki saniye imanla harekete geçtiğin zaman tamam bu ekmekleri dağıtın diye o zaman çoğalma gördü. Mesela kaç bin kişi doydu orada ve siz sanıyor musunuz ki baba sesimi duyduğunu biliyorum. Bu ekmekleri çoğalt. Ondan sonra birdenbire 3000 kişilik ekmek sepete doldu böyle ağırlıkta öldü. Taşıyamadı İsa. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Baba sesimi işittiğini biliyorum. Bu ekmekleri çoğalt dediği zaman tamam mı? O sepeti indirdiği zaman o sepette ekmek ve balıkları o sepette aynı kaldırdığı zamanki aynı oranda aynı sayıda ekmek ve balık vardı indirdiğinde de sepeti. Ve ne yaptı? Duadan sonra hemen ikinci saniyede imanla, iman nedir? Hareket, eylem. İmanla eyleme geçti. Dedi ki bu ekmekleri dağıtın. Bu ekmek ve balıkları dağıtın. Ekmek ve balıklar ne zaman çoğaldı? Öğrenciler dağıtırken çoğaldılar. Ve herkese yetti. Ve arttı bile. Dolayısıyla bu İsa'nın tamamen bu ayeti uyguladığını gösteriyor. Tanrı'ya her konudaki dileklerinizi
dua ederek, şükranla, kabul ederek ve imanla, yani eylemle harekete geçerek yaptı bu mucizeyi. Sizin aracılığınızla da böyle mucize yapacak Tanrı. Onun sözüne olan imanla, yani onun sözüne olan güvenle harekete geçerek. O yüzden sizin aklınıza, yüreğinize hiçbir olumsuzluğa yer yok. Hiçbir negatif düşünceye, hiçbir karamsarlığa, hiçbir türlü olumsuz düşüncelere yer olamaz. Yer verdiğinizde sizin imanınız işlemez çünkü. Ve en çok sizin ihtiyacınız var, sizin imanınızın işlemesine. Benim için harika bir şey olur sizin imanınız, sizin için bir şey olduğunu, iyi bir şey olduğunu görmek harika bir şey olur. Ama sizin için, sizin için iyi bir şey olduğunu görmek daha harika olur. Öyle değil mi? Dolayısıyla en çok sizin görmeye ihtiyacınız var, sizin imanınızın işlediğine. Bu yüzden de o kesinlikle olumsuz düşüncelere, karamsarlığa, her tür negatif şeye karşı çıkacaksınız. Şöyle düşünün, aa bu kadar kolay mı böyle bir şey diye aklınızdan geçiyorsa, şöyle düşünün, bir insan size yaklaşıp tükürmeye kalktığında diyelim, izin verir misiniz? Fark edersiniz ki adam hazırlanıyor. Ne yaparsın? Engellersin değil mi? İşte bu şekilde farkında olman lazım. Negatif. Bu şekilde farkında olman lazım. Bir negatif düşünce geldiği zaman kafana. Yani şöyle düşün. O negatif düşünce, o olumsuz düşünce, o olumsuz şeyler, karamsarlık tam sana tükürmeye çalışıyorken, tamam mı? Engelleyeceksin işte. O kadar kolay. Farkındalık işte burada. Farkındalık işte burada. Yani bir tane olumsuzluk bir bombası geliyor. Böyle karamsarlık bombası geliyor. Tam patlatmak üzereyken sen onu engelliyorsun. İşte farkındalık önemli. Anlatabiliyor muyum? Ama genelde bakın bu ulus fark etmiyor. Burada, Amerika'da, her yerde böyle insanlar genelde negatif düşünceler geldiği zaman nereden geliyor bir kere negatif düşünceler? Şeytandan geliyor, öyle değil mi? Negatif düşünceler geldiği zaman, yani şeytan onların kulaklarına negatif bir şey fısıldadığı zaman hemen şeytanla anlaşma içine giriyorlar. Ha, doğru. Bir şey söylüyor mesela şeytan. Ha, doğru. Ondan sonra baktı ki şeytan, sen onun yemini aldın, yiyorsun. Bir tane daha. Ha, bir de böyle olacak. Doğru, o böyle olacak. İşte genelde imanlar bunu fark etmiyorlar. Yani bu şöyle bir şey. Şeytanla aynı masaya oturdun. Sana konuşuyor. Senin danışmanın gibi. Negatif şeyler, olumsuz şeyler, her türlü şeyler sana böyle danışmanlık yapıyor. Aynı masada. Sen de onu dinliyorsun. Doğru, haklısın. Ya, gerçekten. Öyle olacak. Yani bu konuşmanın sonunda bir bakmışsın o imanlı depresyona girmiş. Fazla dinlemekten şeytanı. Ve ondan sonra bir bakmışsın kiliseye gelmiyor. Arıyorsun. Şöyle kötü böyle kötü o durumlar bu durumlar onlar bunlar şunlar bunlar. Ha tamam anlıyor. Bu ben görmediğimden beri şeytanla oturmuş konuşuyorlar. Ve hem fikir olmuş, geçmiş bile. Komik ama insanlar böyle yaşıyorlar. Yani durumlar iyiyken, oh halleluya, nehirde yaşam bulduk, tamam. Ondan sonra bazı durumlar geldikten sonra bakıyorsun iki haftadır gelmiyor. Ne var? İki haftadır şeytan dinliyor, oturmuşlar. Tamam mı? Yazık ama yani. Değil mi? Acı bir şey bu. Yani bizim
ayık ve uyanık olmamız lazım. Şöyle görmemiz lazım. Her türlü negatif düşünceyi, her türlü karamsarlığı, her türlü neyse senin üzerine pislemek üzere olan bir şey olarak görmemiz lazım. Yani nasıl bir tepki gösterirsin? Anında tepki gösterirsin ya. Üstüne bir pislik gelmeye kalksın. Mesela diyelim ki şöyle şeyde bu caddede yürürken, tamam mı? Şöyle kazarı bir gördün, bir şey düşüyor. Tam tepene gelmek üzere. Hemen çekilirsin. Yani bu refleks gibi bir şey. İşte bizim bu kadar ayık ve uyanık olmamız lazım. Böyle refleks gibi böyle. Yani bunu hayatına yerleştirdiğin zaman, tamam mı? Geçenlerde ne oldu? Bir şey oldu. Birisiyle konuşuyorum. Tam da hatırlamıyorum ne olduğunu. İşte o bir şey, negatif bir şeyler söyledi. Ha ben de refleks gibi. Hayır öyle olmayacak dedim. Tamam sanki şey gibi düşündü. Hani tamamen ona karşı çıkıyorum gibi. Hani kişisel olarak öyle bir düşündü. Ama ben de böyle refleks oldum. Hayır öyle olmayacak. İçimden diyorum insan ismiyle. Yani bu kadar ayık uyanık olmamız lazım. Kötü düşüncelere, negatif düşüncelere kafamızda yuva etmesine ve ona göre davranmaya karşı çıkmamız lazım. Tamamen. Tamamen böyle bir refleks halinde. Diyor ki, Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman, ancak o zaman, Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği, yani bütün zihinleri aşan esenliği, yani zihninle algılayamayacak, zihninin algılamayacağı kadar bir esenlik. Aklın düşünüyor, ne, nasıl olabilir böyle bir şey mümkün? Ama yüreğinde o kadar esenlik var ki. İşte bu akılları aşan esenlik diyor. Ancak o zaman Tanrı'nın her kavrayışı, bütün akılları aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Bu her kavrayışı aşan esenlik nasıl işliyor biliyor musunuz? Bu işte sır. Bunu herkes bilmez ama ben size söylüyorum. Böyle işliyor. Şimdi negatif düşünce geliyor, karamsarlık geliyor, bir şeyler geliyor ve ondan sonra sen ona karşı geliyorsun, reddediyorsun bunu İsa'nın ismiyle. Ondan sonra kafan düşünüyor ki, ay nerede olacak böyle bir şey, nasıl olacak böyle bir şey, kavrayamıyor nasıl olacağını. Ama yüreğinde öyle bir esenlik var ki. Bu işte her tür kavrayışı aşan esenlik. Ve bu esenlik geldiği zaman yüreğine, kafan 30 kere takla da atsa içeride. Yüreğine bu esenlik geldiği zaman, tamam mı? O zaman ne diyor? Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi. Ha, ne olacak? Yüreğinde esenlik olduğu zaman kafan 10 takla atsa bile bu yüreğindeki esenlik en sonunda yukarıya çıkacak ve düşüncelerini de koruyacak. Amin. Dolayısıyla kafamızda oturtamasak bile, ay bu nasıl olacak? Ay nasıl olacak? Şöyle nasıl olacak? Tanrı'ya güveniyorsak eğer ve Tanrı'nın sözlerini ikrar ediyorsak eğer, yüreğimizde esenlik olacak. Ve yüreğimizde esenlik olduğu zaman da bu düşüncelerimizdeki esenliğe de yansıyacak. O zaman ne olacak? İmanlı hareket ediyor olacaksın. Amin. Ve imanla hareket ettiğin zaman ne olacak? Eylem gerçekleşecek. Yani Tanrı'ya iman ettiğin şey gerçekleşecek. Bunun fiziksel açıklaması böyle. Kolay mı? Yaptıkça daha da kolaylaşıyor. İlk başta sana belki böyle garip bir fikir gibi gelebilir. Ama yaptıkça, bunu hayat şekline koydukça daha da kolaylaşıyor.
Tabii sorunlar da daha büyüyor olabilir. Ama sen deneyimledikçe bunu, yüreğinde esenlik var ama her tür durum sana karşı çıkıyor. Bunu deneyimledikçe artık yani kafayla hiç hareket etmemeye başlıyorsun. Sadece yürekle hareket etmeye başlıyorsun ve Tanrı seni ancak yüreğini yönlendirebileceği için seni doğru yollarında götürüyor, işte gitmen gereken yerde götürüyor. Dışsal etken ne olursa olsun. Dışsal etken ne olursa olsun. Çünkü Tanrı sizin durumlarınızla sarsılmıyor. Biliyor musunuz? Tanrı'yı sarsmıyor sizin durumlarınız. Eğer Tanrı'yı sarsmıyorsa sizin durumlarınız, niye sizi sarsın? Neden sizi sarsmasına izin veresiniz ki? Siz Tanrı'da değil misiniz? İsa kayıktayken Tanrı'da olduğunu bildiği için fırtınada durumlarla sarsılmamayı da becerdi. Siz de şöyle düşünün. Ben de kuşağımı İsa'ya bağlayacağım. Fırtınada o düşerse ben de onunla birlikte yuvarlanırım. Düşmeyeceğine göre, ha İsa uyuyor, ben de yanına yatayım, uyuyayım. Ama İsa düşerse ben de onunla düşerim, ne olacak? Değil mi? Ama o düşmeyeceğine göre, ben de ona bağladığıma göre düşmeyeceğim. Böyle düşünün fırtına geldiği zaman. İsa'ya bağlısınız. Ve Tanrı sizin durumlarınıza sarsılmıyor. Dolayısıyla sizin kendi durumlarınızla sarsılmanıza gerek yok. Ha kafanız, düşünceleriniz sarsılıyor olabilir ama onlar üzerinde siz yetkiye sahipsiniz. Ben değilim. Düşünceniz üzerinde kim yetkiye sahip? Bazıları hala düşünüyor benim düşüncem üzerine. Kim yetkili acaba? Dolayısıyla sarsılmaya hiç gerek yok. Amin. Amin. Sonuç olarak diyor ki, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Yani sadece mesela kötü düşünce geldiği zaman hay düşünmeyeceğim, 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 düşünmeyeceğim değil. Onun aksini düşüneceksin. Hani mesela birisine, sigara içen birisine sigarayı bırakmaya çalışıyor. Sigara içmeyeceğim, sigara içmeyeceğim, sigara içmeyeceğim, sigara içmeyeceğim. Sigara... Ne olur? Hemen bir tane paket. Bir saat sonra. Niye? Çünkü hala onu yapmayacağım, yapmayacağım diyerek de aslında onu düşünüyor. Dolayısıyla negatif bir düşünce gelince düşünmeyeceğim, düşünmeyeceğim şeklinde değil bizim tavrımız. Onun tam tersi. Ne düşünecekmişiz? Gerçek. Nedir gerçek? Tanrı sözü, değil mi? Bizim o konuda ihtiyacımız olan konuda Tanrı'nın söylediği gerçek. Saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Eğer düşüncelerinizde bir sorun yaşıyorsanız, böyle bir insansanız bu ayeti yazın. Duvara yapıştırın. Her zaman göreceğiniz yere ama kapının arkasında değil. Duvara yapıştırın ve ne zaman aklında böyle negatif bulutlar estiği zaman bir denk gelirsin. Yazıyor ki sonuç olarak kardeşim gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Ayetini görünce dank edecek. O zaman diyecek, aa negatif düşünceler geldi gene, ben bunu düşünmem gerekiyor. Tamamen bunun tersini düşüneceğim. Yani böyle olacak olacak diye negatif şeye
düşünüyorum. Tam tersi böyle böyle olacak asıl. Böyle düşünmem lazım. Diyor ki benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. Bazen mesela imanlar geliyor diyorlar ki işte pastör benim için dua eder misin? Bugünlerde hiç esenliğim yok. Neden acaba? Çünkü bunları değil, tam tersini düşünmüş bütün o zaman boyunca. Artık bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı, ne kadar, ne zaman esenliği yitirdiysen o zaman geri dön bak, nerede esenliğimi yitirdim ben? Ne zaman esenliğimi yitirdim ben? Aa, falanca olay oldu. Ondan sonra böyle 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 düşünmeye başladım. Negatif negatif düşünmeye başladım. Olumsuz olumsuz karamsarlık bana üstüme geldi. O zamandan itibaren esenliğimi yitirdim. Ondan sonra sıraya geliyor. Pastör benim için dua et. Uzun zamandır esenliğim yok. Tanrı'dan duyamıyorum. Aynı şey. Neden? Çünkü tam yaptığının bu alışkanlık olarak yaptığın şeyin tam tersi alışkanlığı edinmen gerekiyor. Bu da bir süreç. Ben sana dua edebilirim. Rab esenlikle doldur onu. Ama sen kapıdan çıktıktan sonra tekrar aynı düşünce yapısıyla devam edersen yine esenliğini kaybedeceksin. Yani sana bağlı. Tanrı'nın diyor ki o zaman esenlik veren Tanrı seninle olacak. Tanrı'nın esenliğini hissetmek mümkün. Her durumda Tanrı'nın esenliğini hissetmek mümkün. Düşünce yapılarının, alışkanlıklarını tamamen değiştirmen gerekiyor. Eğer devam negatif düşünen bir insansan eğer, bazı insanlar hani çok şeydir, kakara, kikiri, kokoro falan, ama bazıları da çok derin düşünceli insanlardır. Bu kişiden kişiye değişir. Derin düşünceli insanların daha çok negatif eğilimi vardır. Bu insanların özellikle daha dikkat etmesi gerekiyor düşüncelerine. Ve değiştirmesi gerekiyor düşünce yapılarını. Yani benim size öğrettiklerim aslında, yani psikologların da insanlara konuştuğu şeyler. Ama nereden geliyor bu? Tanrı'dan geliyor. Çünkü tanrısal öğreti bunlar. Psikologların uydurduğu bir şey değil sonuçta. Tanrı'dan geliyor. Bu düşünceler. Sonuçta düşüncelerine hakim olacaksın ve hiçbir zaman karamsar, negatif, umutsuz olamazsın, olmayacaksın. Buna izin vermemen gerekiyor. Bu üçüncü maddeydi. Dördüncü madde şu. Etrafındaki kişilerin sözlerine kapılmamak ve katılmamak. Çünkü yeterince kapılırsan katılırsın. Etrafındaki kişilerin düşüncelerine kapılmamak ve katılmamak. Çünkü yeterince kapılırsan, yani yeterince onlara kulak verirsen katılırsın onlara. Ondan sonra bir bakarsın ki etrafında insanlar nasıl konuşuyor, sen de öyle konuşuyorsun. Ki bu çok yaygın. Bu çok yaygın. Yani insanlar işte bilmem ne konuşuyor, şunu konuşuyor, bunu konuşuyor. Etrafında, her yerde, şurada, burada. Çok yaygın. Yani bu bizim ülkemizde şu bu olabilir. Başka ülkede de geçerli. O ülkede de başka şey. O ülkede de başka şey. Yani her ülkede, her ulusta olan bir şey bu. Etrafındaki insanların yanlış konuşmaları. Ve onları yeterince dinlemek ve onlara katılmak ve onlara kapılmak. Bunu işte ayık ve uyanık olacaksın ve onlara kapılmayacaksın. Çünkü sonuçta düşünecek olsanız bu ülkede etrafınızdaki, yani tamam kiliseye geliyorsunuz ama burada yani kaç saat buradasınız haftada? Normalde dışarıda yaşıyorsunuz yani. Bu binanın dışında yaşıyorsunuz ve bu binanın dışına çıktığınız zaman etrafınızda herkes yanlış konuşuyor. Herkes Tanrı'nın sözünün dışında konuşuyor. Herkes.
ve yeterince ona, buna, şuna, herkese kulak verirsen, kapılırsan, onlara katılmaya başlarsın. Sen de onlar gibi konuşmaya başlarsın. O zaman ne farkın olacak onlardan? O çukura düşecek birkaç gün sonra, sen de onunla birlikte düşeceksin. İşte ayık ve uyanık olmamız lazım. Bakın, eski anlaşmada, tamam mı, Tanrı dedi ki halkına, puta tapan uluslardan eş almayacaksın. Onların örf ve adetlerine kapılmayacaksın. Bir sürü bunları çok ayrıntılı bir şekilde bütün eski anlaşma boyunca uyardı onları. Uyardı. Ne demek bu? Yani Tanrı bizi şuna karşı uyarıyor. Diyor ki Tanrı bize, sen benim seçilmiş ulusumsun. Sen benim çocuğumsun. Sen diğer uluslar gibi değilsin. Etrafındakilerden değilsin sen. Ha, benziyor olabilirsin. Tamam, herkes gibi sen de Türkçe konuşuyorsun. Bu ülkede yaşıyorsun falan. Bir sürü benzerlik olabilir. Ama sen onlardan değilsin. Sen benim çocuğumsun. Bunun farkına varman lazım. Ve millet ne konuşursa konuşsun, tamam mı, fark edeceksin ki yanlış konuşuyor abi. Yanlış konuşuyor yani. Yanlış konuşuyor. Tamam, şöyle bir şey var bizim ülkemizde. Hani 10 kişi, tamam mı, buna siyah der. Bir tek sen dersin beyaz. Sen delisindir, tamam mı? Ama gerçek ne? Bunun beyaz olması, değil mi? O yüzden işte kalabalığa kapılıp da 10 kişi buna siyah diyor. Bende mi bir sorun var acaba? Ben mi bunu beyaz görüyorum? Deyip de evet ya, bir belli bir müddet sonra evet o da siyah, evet doğru, haklısın demek çok mümkün. Ama doğru değil, gerçek değil, pak değil, sevimli hiç değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bir azınlık duygusu var. Ben azınlıktayım, ben hani 100.000'e karşı bir gibi filan insan hissediyor. En sonunda böyle katılıyor, hani ayrı kalmamak için, ne bileyim, yalnız kalmamak için, şunun için, böyle toplumsal baskı yok, şu bu bilmem ne. Yani sen yeterince güvende olman lazım. Kendine olan güvende olman lazım. Yani senin sen Tanrı çocuğusun bir kere, yani etrafındakilerden farklısın ya. Etrafındakiler gibi değilsin ki. Onlar ne söylerse de söylesin yani. Seni etkilememeli. Yani sen kendinde özgüvenin bütün olmalı. Özgüven nereden geliyor? Ki Mesih'in kimliğini bilmekten geliyor. Yani Mesih'te ne tür bir kimliğe sahipsin? Bunu bilmekten geliyor senin özgüvenin. Ve özgüvenini bildiğin sürece isterse 100.000 kişi şuna siyah desin. Beyaz kardeşim, tamam hadi bitmiştir yani, konuşma burada. Yani ve onlar beni o düşünceleriyle etkileyemez. Etkilenmem yani. Niye etkilenmem? Çünkü ben gerçeği biliyorum ve gerçek beni özgür kılıyor yani. Seni tutsak kılıyor senin inandığın yalanlar, ama benim inandığım doğrular beni özgür kılıyor. Dolayısıyla ben içimde bütünüm yani. Özgüvenim böyle düşük, kim ne derse öyleyim gibi değilim. Ben Mesih'teki kimliğimi biliyorum, ona göre yürüyorum, ona göre yaşıyorum. İsterse 100.000 kişi buna siyah desin yani. Anlatabiliyor muyum? Özgüveniniz düşük olmayacak. Siz kralın kızısınız, kralın oğlusunuz. Kralın kızı, kralın oğlu nasıl yürüyor? Öyle yürüyeceksin. Öyle yürüyeceksin. Amin. Şeytan, işte insanoğlu sevmeyen şeytan. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanoğlu Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. İnsanoğlu Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığı günden beri şeytan ondan nefret ediyor ve insanı aşağılamaya çalışıyor her fırsatta. Aşağı çekmeye çalışıyor. Her fırsatta aşağılamaya çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? Etrafınızdaki kişilerin sözleriyle yapıyor.
Bir yapıyor, iki yapıyor, üç yapıyor, dört yapıyor. Tamam birinci de, ikinci de, üçüncü de tamam sarsılmıyorsun. Ama 10.000 kere olursa ne olacak? Sarsılacak mı? Sarsılmayacaksın işte. Sarsılmayacaksın. İstediği kadar sana çirkin desinler yani. en ufak örnek yani. İstediği kadar sana ne derlerse desinler yani. Sarsılmayacaksın. Senin özgüvenin sağlam olacak. Kimse seni sarsamayacak. Ama sen sarsacaksın. İmanınla dağları sarsacaksın. İmanınla bir ulusu sarsacaksın. Seni etkilemeyecekler, sen etkileyeceksin. Bir iş yerine girdiğin zaman, bir aileye girdiğin zaman, bir ortama girdiğin zaman seni etkilemeyecekler, sen etkileyeceksin. Biliyor musunuz, ben bir ortama girdiğim zaman herkesten daha farklı konuştuğum için bir anda herkes durup beni dinlemeye başlıyor. Niye? Çünkü ben farklı konuşuyorum. Yani onlara böyle aa geliyor. acayip şeyler konuşuyor şeklinde yorumluyorlar. Onun için oturup dinliyorlar. Aa. Yani orada oturmuş 10 kişi, tamam mı? Mesih imanlısı değil, 20 kişi, 50 kişi olsun, 100 kişi olsun fark etmez. Mesih imanlısı değil. Ondan sonra onlar hepsi hemfikir zaten. Ha ben orada hemfikir değil tek başına. O yüzden herkes oturup beni dinliyor. Ondan sonra bir şekilde iletişim kurabiliyorum onların seviyesinde. Ve ondan sonra öyle de olabilir diyorlar yani. öyle de olabilir diyorlar. Ama bu senin fikrin diyorlar. Desin ne olacak? İşte demek istediğim etkilenen kişi değil, etkileyen kişi olmanız lazım. Elçiler için ne dediler? Gittikleri her şehri salladılar. Sarstılar. Elçiler İşleri kitabı okuduğunuz zaman gittikleri her şehirde onlar hakkında ne dediler? Bu adamlar girdikleri her şehirde şehri sarstılar. İşte sen girdiğin her ortamı sarsman lazım. Sen değiştiren olacaksın. Etkilenen, ezilen değil. Değiştiren. Ha senin sözünle değişmiyorlarsa onların sorunu kardeşim. Senin hiç değil. Sen doğru bileceksin ve doğru seni özgür kılacak. Sen özgür yaşayacaksın. Tutsak değil. O yüzden etrafındaki kişilerin sözlerine asla kapılmayacaksın. Çünkü genelde ne olacak? Negatif sözler olacak. Karamsar sözler olacak. Olumsuz sözler olacak. Ay nereye gidiyoruz? Ay şuraya mı gidiyoruz? Ay buraya mı gidiyoruz? Vallahi sen gidiyor olabilirsin de ben gitmiyorum. Ben seninle gelmemek fikrine sahibim. Yani ben seninle gelmemeyi planlıyorum. Mesela diyelim ki ne olabilir? Her şey olabilir ya fark etmez. Yani grip geliyor mesela. Ay hasta olacağız. Aa vallahi ben hiç hasta olmayı planlamıyorum. Yani sen olabilirsin. Aa ekonomik kriz geldi. Hepimiz batacağız. Vallahi ben batmayacağım. Sen batabilirsin istiyorsan. Ama ben batmayacağım. Tanrım da her türlü ihtiyacımı Mesih İsa'nın zenginliği ölçüsünde bana sağlayacak. Ama sen batmayı tercih ediyorsan batabilirsin. Ben ona pek bir etkim olabilir mi bilemiyorum. Bakın hangi ülke olursa olsun, tamam mı? İnsanlar, böyle insanlar var. Aa batacağız, öleceğiz, mahvolacağız, gebereceğiz diyen, tamam mı? İnsanlar var her ülkede. Yani dünya birinci sınıf ülkelerinde Amerika'da bile batacağız, öleceğiz, mahvolacağız, gebereceğiz diyen insanlar var. Hatta bir kişi işte bizim kiliseden oradaki ev satın aldı. Tamam mı? Çok ilginçtir. Ev satın aldı. İşte kutlamak için herkesi davet etti. Ve ben de gittim kutlamak için. İşte dediler ki pastör sen dua eder misin? Tamam dua ederim dedim. Ve ağzımdan ne çıktı biliyor musun? Senin en fakir günün bugün gibi olacak. Ondan sonra arkadaşları böyle bir baktılar. Ne demek fakir ya? Kadın ev aldı yani daha iyi bir durumda şu anda. Tamam ben de anlamadım ne dediğimi zaten. Tamam niye öyle dediğimi de anlamadım.
Ondan sonra aradan birkaç ay sonra, artık bilemiyorum, zaman çok çabuk geçiyor. Birkaç ay sonra bu kadın işini yitirdi. Çünkü iş yerindeki birisi bunu suçlamış patrona ve patron bunu işten attı. 10 bin dolar da tazminat, yok 10 bin dolarlık bir komisyonu alması gerekiyormuş. Komisyonu da vermediler. Tamamen işsiz kaldı ve tamamen parasız kaldı. Ve bu evi de tabii peşini almadığı için evin taksitleri yığılıyor böyle. Ay, her ay yığıldı, 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 yığıldı. Yani en sonunda böyle işte pastör intihar edeceğim mesajları geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben ona her seferinde söylediğim halde, bak ben senin evine gelmiştim. Ne demiştim? En fakir günün böyle, bugün gibi olacak. Niye? Bunun bir sebebi var. Yani bir peygamberlik sözü geldiyse, tamam mı? Yani aynı zamanda meydan okuma da olabilir yani. İşler tam tersi dönebilir. Ama sen söze tutunacaksın. Peygamberlik sözü her zaman yani göreceli, yani sana bağlı. Senin tepkine, senin imanına bağlı. Dolayısıyla yani tutunacaksın. Ne dedim sana? En zor günün böyle olacak. Ve o gün çok neşeli bir ortam vardı orada. Ev aldığı için kutlama vardı yani. Neyse işte. Yani demek istediğim şey şu. Her ülkede, tamam ne olursa olsun, böyle insanlar var. Öleceğim, gebereceğim, mahvolacağım diyenler var. Ama siz yerinizde duracaksınız. İmanla. Hiç fark etmez o ülkenin koşulları, hiç fark etmez. Senin koşulun önemli. Etrafında ne dedi? 1000 kişi, solunda 1000 kişi, sağında 10.000 kişi kırılsa bile sana gelmeyecek. Felaket, yıkım, neyse. Gelmeyecek sana. Onu ilan edeceksin hayatında. Bu ülkede 10 bin kişi, 1000 kişi, 100 bin kişi kırılsa bile bana dokunmayacak. Hatta kutsal kitapta öyle örnekler var ki insanlar 10 bin kişi, 100 bin kişi etkilenirken senin zenginleşme durumun yani. Çünkü Rab bir iman görmek için gözleri böyle tarandığı zaman, tamam mı? Seni görebilmeli. Sendeki imanı görebilmeli ve ha bunda iman var. Bunu bereketleyeceğim. Ne olursa olsun etrafta. Kaç bin kişi kırılsa bile. Tanrı sende imanı görürse seni bereketleyecek. Amen. O yüzden İsa dedi ki işte son günlerden bahsederken İsa dedi ki yeryüzüne geldiğim zaman iman bulabilecek miyim? Bu ne demek? Bu herkes imansız olacak anlamına gelmiyor. Bu demek ki yani birçok kişi etrafındaki durumlardan etkilenecek demek. Çünkü özellikle son zamanlarda daha çok insanlar durumlarıyla hareket ediyor. Durumlarına bakarak yaşıyorlar. Durumlarına bakarak karar veriyorlar. Ve size şunu söyleyeyim, iyi durumlar olmayacak yani. Her zaman bir durum olacak yani. Tanrı, çünkü İsa hiçbir zaman bana iman edersen hayatın fıstık gibi olacak. Bir politikacı gibi yani. Demedi. Bana iman edersen işte zengin olacaksın, bana iman edersen şöyle şöyle de. Hayır, dedi ki çarmıhını yükleneceksin ve beni takip edeceksin. Hatta öğrencileriyle konuşurken dedi ki, herkes vaaz ediyor. Etini yemekten, kanını içmekten bahsediyor. Millet çekti gitti yani. Ondan sonra öğrencilerine dedi ki siz de mi gideceksiniz? Onlar da biz nereye gidelim ki? Bunca zamanda 3,5 senedir seni takip ediyoruz yani. Nereye gidebiliriz ki yani bu saatten sonra? Ama işte bu demek. Yani İsa dedi ki geri geldiğim zaman iman bulabilecek miyim? Ama şu demek. Durumlar hiçbir zaman iyi olmayacak. Tamam mı? Her zaman bir şey olacak senin bir şeye iman etmen için. Her şey mükemmel gibi görünen zamanlardan da geçeceksin. Tabii hayatın rezil geçmeyecek. Ondan bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın yani. Bazen hayat çok güzel gidiyor. Bazen de bir şey, taşa takılıyoruz yani. Tamam, olacak. Durumda her zaman olacak.
ama durumlardan etkilenmeyip solunda 1000 kişi, sende 10.000 kişi kırılsa bile ayakta duracağım diye bir iman gördüğü zaman Tanrı onu bereketliyor işte. Öyle bir bereketliyor ki millet milyon dolarlar kaybederken sen milyon dolarlar kazanıyorsun. Çünkü böyle bir terazi gibi bir şey böyle. Bu düşünce bu kalkıyor, anladın mı? Terazi değil o şey. Tahterevalli, evet. Bu düşünce bu kalkıyor. Yani birisi düşecek, tamam mı? Önümüzdeki zamanlarda. Ama sen kalkacaksın. Herkes kalkmayacak. Çünkü bu tahterevalli gibi bir şey. Birisi düşecek ama sen kalkacaksın. Anlatabiliyor muyum? Kalkmak için iman sahibi olman lazım işte. Amin. Bu da 4'tü. 5.'si de şu. Verici olmak. Verici olmak bir prensip aslında. Ve şöyle bir şey. Verici kişi hiçbir zaman, size şunu söyleyeyim, hiçbir zaman ağaç susuz kalmaz. Yani bir verici bir kişiyseniz hiçbir zaman fakirlik yaşamayacaksınız. Verici kişiyi her zaman Tanrı görür. Her zaman. Ve ona her ihtiyacını sağlar. Kutsal kitapta bunun çok örneği var. Süleyman'ın Özdeyişleri 11:25'te diyor ki, cömert olan bolluğa erecek. Başkasına su verene su verilecek. Yani bu Tanrı'nın sözüyse iman etmemiz lazım. Cömert olana, cömert olan bolluğa erecek diyor. Eli sıkı olan değil. Cömert olan bolluğa erecek. Ve su verene su verilecek. Yani Tanrı senin verdiğin ölçüyle sana tekrar daha da fazlasını veriyor. Cömert olan bolluğa erecek. O yüzden cömertlik bir prensip aslında. Ve Mesih imanlısı olmayıp da cömert olan insanlar var. Ve Mesih imanlısı olmayıp da cömert olan insanlar da cömertlik biçiyorlar. Bolluk biçiyorlar. Neden? Çünkü bu Tanrı'nın yasası. İsa'ya iman et ya da etme. Bu Tanrı'nın yasası, ekime biçime yasası. Yani bu şöyle bir şey. Tanrı, tamam mı? Güneşini Mesih imanların ya da imansızların üzerine doğurduğu gibi cömertlerin üzerine de doğuruyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir kişi, sen İsa'ya iman et, iman etme. Cömert bir insansan bolluğa kavuşacaksın. Bunun İsa'yla bir ilgisi yok. Ama Tanrı'nın vaatlerinde eğer sen Tanrı'nın çocuğuysan ve onun üzerine cömert bir kişiysen bolluğa ereceksin ve Rab ona dert katmayacak. Amin. Rab kişiyi zengin eder ve Rab ona dert katmaz. Bu ne demek? Yani Mesih imanlısı olmadan da insanlar zengin oluyorlar ama dertleri çok oluyor. Ama Mesih imanlısı olarak bir kişi zengin olduğu zaman Rab buna dert katmaz. Demek ki yani zengin olacaksın ve bunu yitirmeyeceksin. Cömert sen eğer. Ne diyor? Çünkü cömert olan bu olağa erecek. Su verene su verilecek. Aynı zamanda Luka 6:38 diyor ki, verin size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekte kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekte verirseniz aynı ölçekte alacaksınız. Tanrı biliyor, biliyor musunuz sizin verme düzeyinizi? Yani şunu biliyor. Şu kadar verebilecekken, ne olursa olsun 1 lira olsun, 5 bin lira olsun. Şu kadar verebilecekken, vermiyorsan eğer, Tanrı sana cömert gözüyle bakmıyor. Diyelim ki atıyorum 5 bin lira verebilecekken 20 lira veriyorsan Tanrı sana cömert gözüyle bakmıyor. Böyle insanlar çok var Amerika'da, biliyor musunuz? Kiliseyi ziyaret ediyor. Aşırı zengin sunuya 5 dolar koyuyor. 1 dolar koyuyor. Ay kafada düşünüyor. Ay Türkiye'de sana daha çok veriyor. Yani geliri oranında. Yani ne kadar paraya sahip olursan ol, fark etmez. Cömertliğin paranın oranıyla bilgisi yok. Bazı insanlar var ki 100 lirası var, 100 lira maaşı var.
80 lirasını veriyor yani. Anladın mı? Parası önemli değil. Miktarı önemli değil. Cömertlik. Ve Tanrı bu yüreği görüyor. Çünkü cömertlik tamamen yürek işi. Ne kadar verdiğin değil. Ha sen binlerce dolar verirsin ama hala az veriyorsundur. Cömert değilsindir Tanrı'nın gözünde. Ama o kişi 100 lirası varken 80 lirasını veriyorsa bayağı cömerttir ve Tanrı biliyordur onun cömertliğini. Anladın mı? Çünkü Tanrı yüreğe bakıyor. Tanrı orantıya bakıyor. Bu kişi ne kadar verebilir, ne kadar vermeli? Orantıya bakıyor. O yüzden böyle ayetler var. Diyor ki ne kadar verirsen o kadar sana verilecek. Daha da fazlası verilecek. Su vereceksen, su veriyorsan su alacaksın. Yani orantıya bakıyor Tanrı. Hatta İsa insanlar sunu verirken başında durup bakıyordu. Ve zarfın içinde görüyordu biliyor musun? Bazıları çok getiriyorlardı ama İsa'yı etkilemiyordu onların çok vermesi. Niye? Çünkü zenginliklerinden taşını veriyorlardı. Gene bir kuruş atmış gibi. Yani çok verebilecekken az veriyorlardı. Hiç etkilemiyordu. Ama bir kadın geldi, hepsini verdi. İki kuruş verdi. Hepsiydi o onun için. Vay! Tanrı böyle etkilendi yani orada. Anlatabiliyor muyum? Tanrı yüreğe bakıyor ve orana bakıyor. Yüreğe bakıyor ve orana bakıyor. O yüzden bu çok önemli. Ve bu bizim oranımız cömert olup olmadığımızı belirliyor. Dolayısıyla buradaki benim madde neydi? Başarıya ulaşmanın sırlarından birisi. O da verici olmak. Şunu söyleyeyim. Verici olan bir kişiyi Tanrı her yerde bulur. Tanrı sizin adresinizi biliyor. Nerede yaşadığınızı biliyor, adresinizi biliyor. Nerede olursanız olun. İstersen Afrika'nın köyünde ol. Tanrı adresini biliyor. Tanrı gelip seni bulabilir. Tanrı'nın senin adresini bulmada hiçbir problemi yok. Elçilerin İşleri 10. bölüm 1. ayetten itibaren okursak Tanrı bir kişiyi bulmuş. Sezarya'da Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Ne diyor? Halka çok yardımda bulunur. Yani verici bir insanmış bu Cornelius. Bir gün saat 3 sularında bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona Cornelius diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. Ne var efendim dedi. Melek ona şöyle dedi. Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı. Size şunu söyleyeyim. Cömertseniz eğer Tanrı eğer gerekiyorsa melek gönderir kapınıza ve sizi ismiyle çağırır. Ve der ki senin bütün vermelerin Tanrı katına sunu olarak, senin bütün sunuların Tanrı katına ulaştı. Şimdi sıra geldi senin bereketlenmene. Nerede olursan ol, cömert bir insan olduğun sürece ve Tanrı senin yüreğini, bu cömertliğini gördüğü sürece, fark etmez senin cömertliğini, pastör görüyormuş, görmüyormuş, birisi görüyormuş, görmüyor, hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Ama eğer senin cömertliğini Tanrı görüyorsa o zaman bayağı fark eder. O zaman nerede oturursan otur, Tanrı senin kapına bir tane melek gönderir. Sırf seni bereketlemek için gerekiyorsa. Gerekiyorsa melek gönderir sırf seni bereketlemek için. Adresinde tamamen koyduğu gibi bulur. Yeter ki cömert ol. Bu seni başarıya ulaştıracak sırlardan birisi. Ve 22. ayette Cornelius hakkında şöyle yazıyor. Doğru ve Tanrı'dan korkan, bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan Cornelius adında bir yüzbaşı var. Bu verici bir adam, tamam mı? Dua da ediyor, duada olan bir adam, verici bir adam ve tamamen Tanrı'nın gözünden kaçmıyor. Kaçamaz.
Kaçmaz böyle bir kişi Tanrı'nın gözüne. Ve ihtiyacın mı var? Fazlasıyla verir. Hem de hiç beklemediğin bir yerden. Fazlasıyla karşılar. Yeter ki sen verici ol. Ama eli sıkı olana şöyle söyleyeyim size. Eli sıkı olan bir kişi dünyanın gidişatına göre yaşamak zorunda. Dünya kötüye gidiyorsa o da kötüye doğru gidecek. Eli sıkı olan birisi. Neden biliyor musunuz? Neden insanların eli sıkı biliyor musunuz? Çünkü para kaybetme korkusundan dolayı. Ki para kaybetme korkusu da dünyasal bir korku. Dünyasal insanlar yaşadığı bir korku. Dolayısıyla dünyasal insanların para kaybetme korkusu onları nereye götürüyorsa eli sıkı olan bir imanlı da onlarla birlikte gidecek. Ne demek bu? Hani dedim ya demin, solunda 1000 kişi sarsılsa, sağında 10.000 kişi sarsıldıysa sen sarsılmayacaksın. Ama eğer senin para kaybetme korkun varsa, tamam mı? Onların da var ya, işte onlar sarsıldığı zaman sen de sarsılacaksın. Maalesef. Eğer tabii ki yani cimri bir kişiysen, yani verici bir kişi değilsen, dünyanın sistemine göre yaşıyorsun demektir. Anlatabiliyor muyum? Ve dünyanın sistemi çöküyorsa sen de çökeceksin yani. Neden? Çünkü bir üzerinde durduğun diyelim bölge çöküyorsa sen de çökeceksin. Neden? İşte açıkladığım gibi dünya sistemine takılısın demek. Eğer onlarla aynı para kaybetme korkusuna sahipsen. Onlar endişe, korku, işte para kaybedeceğiz, yok şöyle olacağız, böyle olacağız yaparken sen de onlara katılıyorsun. Onlarla birlikte aynı çukura düşeceksin anlamına geliyor. Ama eğer cömertsen, dediğim gibi bu bir kere vermelik bir şey değil, iki kere vermelik bir şey değil. Bu sunum mesajı da değil benim size verdiğim şey. Ya da bugün verin, bu hafta verin dediğim bir şey de değil. Cömertlik bir prensiptir. Bir kişiliktir yani. Ya cömertsindir ya değilsindir. Ya da eli sıkısındır. Yani cömertlik bir kişisellik yani kişilik yani. Nasıl sen ne bileyim bazı kişilikler çok pozitif, bazı kişilikler çok güleç, güler yüzlü falan. O cömertlik öyle bir şey. Cömertsindir. Yani cömert ki Cornelius cömertliğiyle tanınan bir kişi ve dolayısıyla Tanrı meleğini gönderiyor onu bulmak için. Ne güzel bir şey olur. Tanrı size meleğini gönderse sizin en ihtiyacınız olduğu zaman. Değil mi? Sizin en ihtiyacınız olduğu zaman Tanrı sizi meleğini gönderse ve dese ki yani ve sizi adınızla çağırsa ve dese ki Tanrı senin yanında korkma seninle birlikte ve seni bu işin içinden çıkaracak. Ve seni bereketleyecek. İşte vericilik bunu sağlıyor. Cömertlik bunu sağlıyor. Cömert bir yürek. Verici kişiyi Tanrı neredeyse olursa olsun bulur. Neredeyse bulur. Tanrı sizin nerede yaşadığınızı biliyor. Adresinizi biliyor. Adınızı da biliyor. Ananızın, babanızın. Kütüğünüzün nerede olduğunu da biliyor. Dolayısıyla hiçbir sorunu yok sizi bulmak konusunda. Siz yeter ki cömert bir kişi olun. Amin. 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 Bu 5. maddeydi ve 6. madde de şu. Bunu kişisel hayatınıza yerleştirmeniz lazım. İyimser ve nazik olun. İyimser ve nazik olun. Bunun gerçekten başarıyla birebir direkt bağlantısı var. İyimser olmanın ve nazik olmanın. Herkes, düşünecek olursanız herkes iyimser ve nazik insanlarla çalışmak ister. Öyle değil mi? Herkes bu insanlara muhtaç çünkü hayatında. Ve siz bir yatırımcı olsanız, tamam mı? Ve bir ortak, mesela zengin birisiniz diyelim ve bir ortak arıyorsunuz. Birisiyle konuşuyorsunuz, çok iyimser, çok pozitif ve nazik birisi. Birisiyle konuşuyorsunuz, tavırlı böyle birisi. Yani kimi seçersiniz? Her zaman tamam mı? İyimser ve nazik insanlar arkadaş toplar.
Çünkü dünyanın bu tür insanlara ihtiyacı var. Ve bu tür insanların başarıya ulaşma şansları çok çok büyük. Ne yani ne olursa olsun. Kim olursa olsun. Bu tür insanlar, iyimser ve nazik olan insanlar her zaman başarıya ulaşırlar. Bir kere iyimser neden? Çünkü iyi olacağını, iyi bir şeyin başına geleceğini düşünüyor. Ve pozitif ortam yaratıyor. Pozitif şeyleri görebiliyor karşısına çıktığı zaman. Negatif bir insan devam negatif bulutlarla dolaştığı için karşısına fırsatlar da çıksa göremiyor. Ve fırsatları kaçırıyor. Diyelim ki yatırım fırsatları var önünde. Ama o kadar negatifsin ki gözünü kör etmiş o negatiflik, o şeylik, karamsarlık ve o yatırım fırsatlarını göremiyorsun. Fırsat burada dururken sen yanından geçip gidiyorsun. Neden? Çünkü negatiflikten dolayı, karamsarlıktan dolayı. Ama iyimsersen, pozitif bir insansan ve nazik bir insansan bu fırsatları görebiliyorsun. Mesela her zaman burada pastörler vaaz ediyorlar. Diyorlar ki, işte Tanrı işte kutsal ruh size fikir verecek, değil mi? Ya da bir yaratıcılık bir şey gösterecek ya da bir yol gösterecek ve sizi zengin edecek falan. Böyle vaazları duymuşsunuzdur. Pastör Gavril'den de, Pastör Güşü'den de böyle vaazları duymuşsunuzdur. Ama negatif birisiyseniz bu fırsatları göremezsiniz. İşte gözünüz kör olmuştur. O yüzden iyimser ve pozitif ve nazik olursanız her zaman bu insanlar başarıya ulaşacaklar. Romalılar 12-14'te diyor ki size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Lanet etmeyin. Çünkü lanet ettiğiniz zaman bir kişiye hakkında beddua ettiğiniz zaman siz şeytana kapı açıyorsunuz. Birisi hakkında beddua ettiğiniz zaman, birisinin hakkında kötü konuştuğunuz zaman, birisinin arkasından kötü konuştuğunuz zaman siz şeytana kapı açıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musun? Şeytan aç kapıyı açtım gel hayatımda ne istersen onu yap. Bu her şey olabilir. Hastalık olabilir, her şey olabilir, her şey. Fakirlik olabilir. Şeytana kapı açmayın. Beddua etmeyin, başkasının arkasından kötü konuşmayın. Başkasıyla derdiniz varsa gidin onu bulun. Oturturum. Seninle bir konuşabilir miyiz? Konuşun yani. Derdinizi anlatın. Ne derdiniz varsa. Anlaşın o kişiyle. Arkasından konuşmakla. Çünkü biliyor musun? Birisinin arkasından konuştuğu zaman dolaşıyor dolaşıyor onu buluyor. Oraya varana kadar da o 100 kere değişiyor hikaye. Sen ona bir şey söylemişsindir. Tamam mı? O gider ona başka şekilde biraz değiştirerekten, o ona biraz değiştirerekten, ona biraz değiştirerekten bu kişinin kulağına tekrar gelinceye kadar ama tamamen değişik bir şey. Kırmızı oluyor mor, tamam mı? O yüzden o yüzden buna da gerek yok. O yüzden direkt bak söyle. Bunu tabii cesaret gerekiyor tabii ki. Değil mi? Ama sizde bu var olmalı. Zaten İncil'de yazıyor. Diyor ki bir kardeşine bir derdin varsa git onunla konuş. Seni dinlemezse o zaman yanına daha senden daha olgun, ruhsal bakıma olgun birilerini götür. Anlaşmaya çalış yani. Herkes hata yapabilir. Pastörler de hata yapabilir. Kimse mükemmel değil. Tamam mı? Ama önemli olan anlaşmak. Hatta Tanrı'nın sözünde aynı zamanda diyor ki tapınağa sunu getirirken kardeşinin bir sorunu varsa seninle ve sen bunu biliyorsan o sunuyu orada bırak, kardeşini anlaş, öyle git sununu ver. Bunlar işte çok yapmamız gereken, hayatımıza yerleştirmemiz gereken şeyler. Ve aklı başında bir insan yani gerçekten deli değilse anlaşırsınız. Senin ona bir sorunun varsa ve onun da seninle sorunu varsa oturursunuz. Öyle olur, böyle olur. Anlaşmazlık olmuş, yanlış anlaşılma olmuş, özür dilerim falan deyince herkesle anlaşılır. Gerçekten deli değilse ki gerçekten deli insanların oranı daha az. Dolayısıyla zannetmiyorum sorununuz varsa bir kişiyle gerçekten o kişinin deli olduğunu. Dolayısıyla herkes anlaşabilir. Tamam mı? 2. Selanikliler 3.13'te diyor ki sizlerse
kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın. Galatyalılar 6:9'da diyor ki, iyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. İyilik yapmaktan usanmayın diyor. Çünkü genelde insanlar usanıyorlar. İmanlar hele sanki daha çabuk usanıyor. Bir iyilik yapıyorsun, ters tepki geliyor. Bir iyilik yapıyorsun, ters tepiyor. Bir iyilik yapıyorsun, ters tepiyor. Bir iyilik yapıyorsun, ters tepiyor. Bir iyilik... Aman be! Sen de be! Hemen başlıyor diyor. Bunlar ne iyilikten ne anlar, hiçbir şeyden anlamaz. Bilmem ne filan. Tamam mı? Hak etmiyor zaten yaptığım iyiliği. Sen nereden karar veriyorsun bir kere? Sen nasıl karar veriyorsun senin yaptığın iyiliği onun hak etmediğini? En büyük iyiliği İsa yaptı. O seni sevmediğin, beğenmediğin kişi için ölerekten. Tamam mı? O yüzden nereden hemen anlıyorsun ki hak etmiyor senin iyiliğini? Sen İsa kadar büyük fedakarlık yaptın mı o kişi için? O kadar büyük bir iyilik mi yaptın ki hak etmiyor senin iyiliğini? O yüzden tamam mı? Hiçbir zaman söylenmeyin bir kere. Bir kere söylenen bir tip olursanız tamam, bir kere çirkinsiniz. Tamam mı? Devamlı böyle söyle. Ay söylenirken bir yüzünüze baksanız var ya. Ay kendinizi sevmezsiniz söylenirken bir yüzünüze baksanız. Şey gibi sanki şeytan görmüş gibi aynada olursunuz yani. Söyle gerçekten yani bir kere deneyin. Yani ne zaman böyle söylenmeye başlıyorsunuz bir aynaya bir bak bakalım ne görünüyor aynada. Ne görünüyor bir merak et, bir merak edin de sizin söylenen yüzünüzü bir aynada bir bakın. Bir merak edin var ya gerçekten çok yani görülmeye değer bir görüntü. Görülmeye değer bir görüntü. Bir söylenirken şöyle bir aklınıza gelsin de bir söylenirken şöyle bir aynanın karşısında bir geçiverin. De bir görün bakalım neye benziyormuşsunuz söylenirken. Bir de düşünün siz söylenirken insanlar bu görüntüye maruz kalıyorlar. Yani bu daha beter bir şey biliyor musun? Hayır sen söylenirken kendi yüzünü görmüyorsun da sen söylenirken senin yüzünü görüyorlar. Hem de birden fazla kişi görüyor. O yüzden bir merak et bir bak söylenirken neye benziyorsun? Yani işte diyorum ya çirkin yani dışsal bir çirkinlik. İşte düşünün içsel çirkinlik daha ne kadar bir şey sen söylenirken. Tam resmediyorum öyle değil mi? Bir anda söylenirken kendinizi aynanın karşısında görüverdiniz. Neye benzettiğiniz? Ay ne diyor ama Tanrı sözü aynadır demiyor mu? Hah işte. Bir söylenirken bir aynaya bir merak et de neye benziyormuşum diye bir bak. Ondan sonra şöyle düşün. İşte insanlar bu görüntüye maruz kalıyorlar. Ben söylenirken. Bir de şöyle düşün. Ben söylenirken içim nasıl bir kötülük kaplıyor? Nasıl bir çirkinleşiyor? Yani böyle hani bilimde böyle bir ne bileyim ben işte şeyi yansıtmaya çalışıyorlar ya bir insan mesela pozitif düşünürken işte vücut nasıl bir şeyler oluyor, nasıl bir görüntüler oluyor. Bir de insan işte kötü şeyler düşünürken işte nasıl oluyor görüntülemeye çalışıyorlar falan vücudu. İşte bu şey bile diyorlar işte enerji falan. Bir de düşünün ruhsal açıdan nasıl bir şey oluyor. Tanrı'nın sözünü düşündüğünüz zaman, ikrar ettiğiniz zaman, düşündüğünüz zaman neler oluyor?
ruhsal açıdan. Kusarın sesini duymaya başlıyorsunuz, Tanrı'nın sesini duymaya başlıyorsunuz, Tanrı'nın ateşini almaya başlıyorsunuz, esenliğiyle doluyorsunuz falan. Bir de söylenirken ruhsal açıdan içinizde neler oluyor onu düşünün. Cinlerle paylaşlık kuruyorsunuz. Şeytanın şeylerini, tavsiyelerini dinliyorsunuz. Neler oluyor ruhsal yönden söylenirken? Bir de onu düşünün. O içinizdeki karanlığı düşünün söylenirken. O işte yüze yansıdığı için çirkin oluyorsunuz söylenirken. O yüzden şükredin her zaman. Ne diyor Kutsal Kitap'ta? Her durumda şükredin. Şükredecek bir şey mutlaka vardır. O yüzden her durumda şükredebilirsiniz. Her durumda şükredebilirsiniz. Sonuçta tamam mı? Dünyadaki en kötü, en fazla kötülük sadece sizin üzerinize gelmedi. Dünyanın bütün kötülüklerinden geçmiyorsunuz yani. Mutlaka daha önce bazıları sizin geçtiğiniz yerden geçtiler. Ve dünyadaki birçok insan sizin durumunuzdan geçiyor hala şu anda. O yüzden tamam mı? Yalnız değilsiniz. Herkes kendi sorununun tek sadece onların başına geldiğini düşünür ama kendi sorunlarınızla yalnız değilsiniz. Başkaları da bunlardan geçiyor. Hatta çoğu geçti ve onun üstesinden geldiler. Siz de gelebilirsiniz. Ne olursa olsun sorun. Sadece dediğim gibi, altıncı maddeyi de söyledim. Bunları hayatınıza yerleştirin. Ve yedinci madde de şu. Zorluklarla karşılaşınca bunların üstesinden nasıl geleceğinizi bilmeniz gerekiyor. Tanrısal yolla. Tanrısal yolla. Zorlukların içinden geçerken bunların üstesinden nasıl geleceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu konuda bir vaazım var. YouTube'u açarsanız YouTube'da zorlukların üstesinden gelmek diye bir vaazım var. Orada çok ayrıntılı uzun bir vaaz vermişim. Onu dinleyebilirsiniz. Zorluklar nereden geliyor? Kaynağı nedir? Bunların nasıl üstesinden gelebiliriz? Orada ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz oradan. Onun için 1,5 saat daha onu konuşmayacağım. Ama şu var. Zorluklarla karşılaştığınız zaman nasıl bir tepki vermeniz gerektiğini, bunların üstesinden nasıl gelmeniz gerektiğini becerirseniz, tamam mı? Tanrısal yolla. O zaman zaferli bir imanlı yaşam sürdürebilirsiniz. Ki bu mümkün. Bu mümkün. Bu mümkün. Bu imkansız değil. Bu mümkün. Gayet mümkün. Ve zaferli bir yaşam imanlar için vaat edildi. Ve imkansız bir şeyi Tanrı vaat etmez. Bu mümkün. Efesler 6:11 de diyor ki iblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. İblisin hileleri var sizin hakkınızda, planları var ve bunları da size bir ok gibi fırlatıyor yaşamda. Ama bunlara karşı durabilmek için diyor ki Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Tanrı'nın size sağladığı silahlar da var. Tamamen bilgisiz, cahil değilsiniz. Zaten Tanrı sözünde diyor ki halkım cahillikten mahvoluyor. Bilgisizlikten mahvoluyor. Dolayısıyla bilgisiz kalmayalım diye bir sürü bilgi veriyor Tanrı sözünde. Dolayısıyla Tanrı'nın bütün sağladığı bütün silahları kuşanın diyor. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış. Bel bir kere denge. Dengemizi sağlıyor. Belimizde problem olduğu zaman dengemiz bozuluyor. Denge. Dengemizi sağlayabilmemiz için belimizi gerçekle kuşatmamız gerekiyor. Ki bu Tanrı'nın sözüdür. Göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza yüreğinizi korumak yani ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bütün bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın.
kurtuluş miğferini ve kafanı da düşüncelerini de koruman gerekiyor. Ve ruhun kılıcını yani Tanrı sözünü alın. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde de dua ettiniz mi? Tamamdır. Bu amaçla bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Adanmış olmanız lazım. Uyanık, ayık olmanız lazım. Bütün bunlar aslında çok şey ifade ediyor. Tanrı sözünü çalışın, uygulayın. Zorlukların üzerinden nasıl geleceğinizi öğrenin. Bunu yaşam, bu saydığım 7 maddeyi yaşamınıza yerleştirin. Ve istikrarlı bu maddeleri uygulayaraktan yaşamına yerleştirmiş bir insan olarak da istikrarlı bir imanlı hayat sürdürün. O zaman başarıdan başarıya gideceksiniz. Ve her seferinde bu kolaylaşacak. Her seferinde daha zorlaşmıyor. Durumlar belki, karşılaştığınız kötü durumlar belki her seferinde daha kötüsüyle karşılaşabilirsiniz. Bu ihtimal de var ama her zaman başarıdan başarıya doğru gideceksiniz. Ve bu kolaylaşacak. Yani bazı prensipleri yerleştirdiğin zaman hayatına tamam temel taşlar olarak ve bunları uyguladıkça, bunları pratik ettikçe hayatta başarıdan başarıya gitmek daha kolaylaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu mümkün ve Tanrı bunu istiyor bizden. Ve bu şekilde yaşayabiliriz. Amin. 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 Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sizinle birlikte olmak çok güzel. Her zaman sizi konuşuyorum zaten. Onu biliyorlar. Her zaman sizi konuştuğumu biliyorlar. Ve bana şey diyorlar, artık oradan ayrılmak zordur senin için filan. Ama şey, düşünecek olsanız Kasım'ın son haftası buradayım. Yine görüşeceğiz. Amin. Amin. Amin.